Evet, iyi günler efendim. Saatlerimiz 14.30. Canlı yayında karşınızdayız. Perşembe günleri. Bundan sonra 2.30'da Cuma yaptığımız yayını Perşembe günü yapacağız. Bugün önemli bir gün. Enflasyon rakamları açıklandı. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz ve ENA Strateji kurucusu sevgili Emre Şirin'le beraber bugün sizinle beraber yaklaşık bir saate yakın sohbet edeceğiz. Filiz Hocam hoş geldiniz. Sevgili Emre sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar Sami Bey ve Emre, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, teşekkürler. Umarım her şey iyi olur, her şey güzel olur. Bir sistem değişikliği yaptık biz de. Biraz daha maliyetlerimizi küçültmek adına bunu yapmak zorunda kaldık. Malum enflasyon olmuş %48. Tabii bu şeyin açıkladı, TÜİK'in açıkladı. Ticaret Odası'nın açıkladığı enflasyon %50,91. TÜİK 50'yi diyememiş. Bir önceki başkan görevden alınınca yeni başkan da herhalde birazcık temkinli davranmak zorunda kaldı. Ama ENA grubun açıkladığı enflasyon %114, 3 haneli açıklandı. Benim enflasyonum da %120 olmuş. Yani şahsi olarak ben de kendime göre bir enflasyon hesabı yaptım Filiz Hocam. Evet. %120'nin altında değil. Artık söylenecek başka bir şey yok. Benzine bakıyorsunuz. 3 ay önce 7 lira 92 kuruş, bugün 15 liraya dayanmış. Yani %100'ün altında bir enflasyona artık hiç kimse inanmaz. Ama üstü vardır, altı yoktur emin olun diye düşünüyorum ve Filiz Hocam önce size veriyorum sözü. Tabii, tabii Sami Bey. Şimdi şöyle söyleyeyim, Ocak ayı rakamları merakla bekleniyordu. Neden merakla bekleniyordu? Çeşitli sebepleri var. Şimdi ilk sebep şu, şimdi Ocak ayı başında yapılan, yönetilen, yönlendirilen mal grubuna yani enerji, doğalgaz, akaryakıta yapılan ciddi zamlar vardı. Bu zamların ne yönde enflasyonu yukarı çıkaracağı merakla bekleniyordu. Birinci temel sebep bu. İkinci temel sebep, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı'nın da aslında daha önce de söylemişti Merkez Bankası Başkanı ama son enflasyon raporunda da dile getirdi. Bu üfe tüfe arasındaki geçişkenlik meselesi. Geçtiğimiz ay bu %43'tü, bu ay %44,8'e çıktı. Yani piyasa şunu söylüyor, üfe tüfe arasındaki makas çok yüksek, dolayısıyla bu tüfeğe yansımaya devam edecek. Ama Merkez Bankası Başkanı bu noktada ekonomistlerin yanıldığını, üfe ile tüfe arasındaki geçişkenliğin bu denli yüksek olmadığını söylüyordu. Bu nedenle de bu geçişkenlik ne oranda yansıyacak ocağa merakla bekleniyordu. Bir diğer merakla beklenme sebebi şu Sami Bey. Şimdi TÜİK her Ocak ayında mal sepetini ve ağırlıkları güncelliyor. Şimdi dolayısıyla bu güncellemeler ne yönde olacak merakla bekleniyordu. Bu nedenle de çok ondan da bahsedeceğim şimdi. Bu nedenle yani bu ağırlıklandırmaları değiştirmek ortaya çıkan enflasyonu ya olması gerekenden daha yüksek ya da olması gerekenden daha düşük göstereceği için çok merakla bekleniyordu. Dolayısıyla bu sebeplerle bu ayki enflasyon oranı önemliydi. Şimdi bakalım rakama. TÜFE aylık %11,1, %48,6 yıllık. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Yani tartışmalar iki türlü. Şimdi genel piyasa beklentisi %9,8'di aylık bazda. Ve bu noktada da %46,5'luk bir yapılan anket sonuçlarını söylüyorum. Bir sonuç bekleniyordu. Şimdi bu bazıyla bakarsanız piyasa beklentisinin üzerinde. Ama sizin söylediğiniz hem hissedilen hem de işte bazı kurumların açıkladığı rakamlara göre bakarsanız piyasa beklentisinin oldukça altında bir rakam olduğunu söyleyebiliriz Sami Bey. Şimdi bakalım yani ne olmuş TÜFE niye bu kadar çok artmış? Yıllık bazda ulaştırma %68,8. Yani hiç kuşkusuz yapılan akaryakıt zamları bir içeride yapılan zamlar iki. Şimdi 2022'ye damgasını vuracak olay emtia ve enerji fiyatları çok yükselecek. Dolayısıyla yükselmeye de başladı. Petrol fiyatlarından biz bunu görüyoruz zaten. Dolayısıyla bunların da etkisi var burada. Gıda enflasyonu %55,6 yıllık bazda. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani enflasyon yükselmeye devam edecek mi? Evet edecek. Çünkü gıda fiyatları yüksek. Yükselmeye devam edecek. Hem dünyada enflasyon çok yüksek. Hem Türkiye'de çok yüksek. Dolayısıyla küresel bazda yükselen bu enflasyon, işte gıdada rekoltenin azalması, Türkiye'deki yapısal nedenler, orta vadede de gıda artmaya devam edecek. Yine lokanta ve otellerde gıda enflasyonunun da etkisiyle birlikte, işte ertelenmiş taleplerle birlikte artışlar devam ediyor. Şimdi üretici fiyatlarına bakalım. Orada da aylık %10,4'lük bir artış var. Yıllık da %93,5'luk bir üfe olduğunu görüyoruz. Şimdi üfede bir şeye dikkat etmek, çekmek istiyorum. Şimdi geçen ay ki aylık artış %19, bu ayki artış %10,4. Şimdi bir miktar azalma var. Şimdi bakalım alt kalemlere. Şimdi şunu net görüyoruz. Şimdi biz kurda son bir aylık sürede 13-14 arası bir dengelenme var. Biz şunu bekliyorduk. Belirli düzeyde bir enflasyonu azaltıcı etki yaratmasını bekliyorduk zaten. Fakat bu etki hemen ortadan kalkmayacak. Birikimli etkiler devam edecek demiştik. Şimdi şeye baktığınız zaman üretici fiyatlarının alt kalemlerine ilk defa bu ay elektrik, gaz ve buhar dağıtımının son aylara göre
enerji ve ara malı yıllık bazda söylüyorum, artışların üzerine çıktığını görüyoruz. Yani yapılan zamlar ve küresel bazda enerji fiyatlarındaki artış, ne diyelim, kur etkisinin üzerine çıkmış görünüyor. Şöyle söyleyeyim, elektrik, gaz ve buharda yıllık %138'lik artış var. Enerjide yıllık %142, gerçi belki bu arada düzelteyim, enerjideki artış hala elektriğin üzerinde. Aramalıda %106.4. Dolayısıyla şunu söyleyeyim, evet kurda üretici fiyatlar üzerinde baskının biraz azaldığını ama hala bitmediğini, fakat kurun yerine bu kez dünya genelinde ve ülke içinde yapılan zamların almaya başladığını görüyoruz üretici fiyatlarında. Ve üreticiden tüketici fiyatlarına geçişin de piyasa beklentisine paralel bir şekilde oluştuğunu görüyoruz Sami Bey. Onu söyleyebilirim. Şimdi biraz şu şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi piyasada şöyle bir beklenti vardı. Yani bu elektriğin TÜFE içerisindeki ne diyelim, payı artacak mı azalacak mı? Piyasada azalacağı yönünde bir beklenti vardı. Şöyle söyleyeyim. Konut harcamaları %15-36'dan %14-11'e düşmüş. Bu konut harcamaları içerisinde kira, doğalgaz ve elektrik nesi var? Harcamaları var. Şimdi şunu söyleyeyim, piyasada şöyle bir beklenti vardı. TÜİK bunu düşürecek diyorlardı. Şimdi TÜİK bunu düşürmüş. Neden düşürmüş? Çünkü TÜİK'in metodolojisi şöyle, onu söyleyeyim. Şimdi geçen sene enflasyon %36 artmış Sami Bey. Elektrik zammı da %22. Tabii Ocak başı yapıldığı için zamlar aslında geçen seneki oranlara yansımadı mı? Şimdi TÜİK'in hesaplaması şöyle. Eğer bir harcama grubunda genelin altında bir enflasyon oranı artışı varsa önümüzdeki yıl bu şu anlama geliyor. Toplam harcama içerisindeki bu harcama grubunun azaldığı, yani harcamanın payının azaldığı. Bu nedenle de bunun TÜFE'deki mal sepetindeki ağırlığı azaltılıyor. Şimdi elektrik geçtiğimiz ay %22'nin altında kaldığı için bu ay ne yapmış? Düşürmüş. Mesela ulaştırmayı ne yapmış? TÜİK %15.49'dan %16.79'a çıkarmış. Lokanta otelleri %5.91'den %7.11'e çıkarmış. Giyim ayakkabı %5.87'den %6.42'ye çıkarmış. Bu üç grupta mal gruplarında artış var. Alkollü içecekler, tütünde bir azaltım var. Haberleşme, ki bunun içinde telefon ve internet faturaları var. Burada da bir düşme var. Şimdi burada şöyle bir durum var. TÜİK bunu düşürmüş mü? Evet, düşürmüş. Şimdi ben daha önce de söyledim. Şimdi şu tartışmalar var. İşte TÜİK neden bunu olması gerekenin daha altında indiriyor? Neden gibi? Ben hep şunu söyledim. TÜİK'in metodolojisiyle ilgili sıkıntılar var dedim. Buradan da bunu çok net anlıyoruz. Yani yapılan genel olarak çalışmalara bakıldığında 4 kişilik bir ailenin toplam harcamalar içerisinde elektrik ne diyelim ağırlığının aslında daha yüksek olması gerekiyor. Yani bu noktada bu düşürümün TÜİK'in metodolojisiyle ilgili sıkıntılardan kaynaklandığını, yani yeniden ve yine TÜİK'in metodolojisiyle ilgili bazı düzenlemeler yapması gerektiğinin çok açık ve net göstergesi olarak karşımıza geldiğini görüyoruz. Genelde de 415 mal varmış 2021'de. Bu yıl 409'a düşürülmüş. Yani mısır özü yağı, kuru bamya, kayısı, kiraz, yeşil bamya, kanepenin mal sepetinden çıkarıldığını görüyoruz. Şimdi soru şu, yani Sami Bey, yani bu rakamlar bize ne anlatıyor? Yani bu rakamlar bize şunu çok net gösteriyor. Yani enflasyon yükseliyor ve yükselmeye devam ediyor. Şimdi tartışma şu Türkiye'de. Şimdi biz ne zaman zirveyi gördük mü, bu bir. Şimdi geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Ocak'ta zirveyi göreceğimizi, sonrasında düzen söyledi. Geçtiğimiz Perşembe Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı. Mayıs-Haziran gibi zirvenin görüleceğini, %50-55 arası bir oranda. Sonrasında çok hızlı ve kuvvetli bir şekilde dezenflasyon sürecinin başlayacağını söyledi. Şimdi bu noktada piyasada beklenti şu Sami Bey. Mayıs ya da Haziran'da bir zirveyi göreceğiz. Fakat bu zirveyi son gelen rakamlarla birlikte %60'lar civarında göreceğiz. Burası net. %55'li piyasa beklentisi. %55 gibi bir zirveyi göreceğiz. Yani tabii aralık değişiyor. %45-62 arasında ama bugün piyasa beklentisinin üzerine geldiği için bence bu %55 yeniden revize edilecek. %60'lara doğru çıkacak. Dolayısıyla evet, Mayıs'ta zirveyi göreceğiz veya Haziran'da orada bir düşüş gerçekleşecek. Tabii bu düşüş ne hızla gerçekleşecek? Bu noktada piyasa beklentileriyle Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinin çok uyuştuğunu söyleyemem. Yani yılın ilk yarısı uyuşuyor piyasa beklentisiyle. Fakat yılın ikinci yarısında uyuşmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla enflasyon yükselmeye devam ediyor. Evet, kur etkileri daha da azalacak. Fakat emtia ve enerji fiyatı artık kuru yükseltmeye devam edecek. Ya daha en kötüyü görmek bu noktada. Peki sevgili Emre, sen ne söylersin? Bu hocanın söylediği gibi kurun yükselmesine bir sebep olur mu ki? Ben de hoca gibi düşünüyorum burada. Valla şöyle söyleyeyim. Öncelikle bu TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisini ben merakla beklemiyordum. Çünkü gerçek enflasyonun altında bir rakam geleceği belliydi. Yani merak edilen taraf şuydu. TÜİK Başkanı değiştikten sonra
orada bir müdahale olur mu? Hani daha düşük gösterilebilir miydi? Ama tabii burada bakın müdahale etmiyoruz'u gösterebilmek adına tabii %50'nin de altında tutularak bir rakam açıklandı. Ben zaten biliyorsun dün akşam sosyal medyamda kendi enflasyonumu açıklamıştım. %100'ün üzerinde demiştim zaten yani. Enagüm'de bunu destekledi Enagüm verilerinde. Ki zaten bunu şuradan görebiliriz. Yani TÜİK'in enflasyonuna bakmanın bir anlamı yok. Benzin fiyatlarına, mazot fiyatlarına, elektrik, doğalgaz bunlara baktığımız zaman pazardaki fiyatlara, marketlerdeki fiyatlara baktığımız zaman zaten enflasyonun birçok kalemde %100'ün üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Bu son derece anlamlı. Enflasyonun kur üzerindeki etkisine baktığımızda şimdi Türkiye'de enflasyon artmaya devam edecek. ÜFE'deki rakamı görüyoruz. Yani orada geçişkenlikle birlikte bizde enflasyonun gerçi Hazine ve Maliye Bakanı'nın gözleri ışıldayarak açıkladığı işte Nisan'dan önce %50'nin altında bir tepe görürüz dedi ama muhtemelen daha da yüksekler görülecek TÜİK'in rakamlarında da. Filiz Hoca'ya katılıyorum orada. Şimdi enflasyonun arttığı bir ortamda dolar TL'de aşağı yönlü geçici hareketler olsa da genel trend yukarı olacaktır. Yani bunu bilmek için ekonomiyi bilmeye de gerek yok. Ekonomist olmaya da gerek yok. Sokaktaki vatandaş da biliyor bunu. Rezervleriniz tükeniyor. 55 milyar dolar eksi rezerviniz var. Merkez Bankası bilançosunu biliyorsunuz 30 Aralık'ta 70 milyar zarardayken 31 Aralık'taki operasyonla kâra geçirdi ve şimdi kâr dağıtımı açıklandı. Şimdi para basarak hala aktarımlar yapıyorsunuz. Kur korumalı mevduat dediğiniz zaman siz aslına bakarsanız TL'ye özendirmeye çalışıp Türk lirasına insanları geçirmeye çalışıyorsunuz fakat paranızı siz dolara endeksliyorsunuz. Olmayan bir dolarizasyonu da siz yaratıyorsunuz. Yani beklediğiniz dövizlerde bozum olmadığı gibi mevcut TL bulunduran insanlara da bu avantajı sağlayarak zaten mali olarak kendinizi sıkıntıya sokuyorsunuz. Bunların hepsini gördüğümüzde ki enflasyon dünyada da artarak devam ediyor. Hocaya katılıyorum. Yani kur belli bir yerde stabil kalsa bile dünyada enerji fiyatları artıyor, ulaştırma işte navlun bedelleri, taşımacılık maliyetleri artıyor. Bunların hepsini gördüğümüzde dünyayla entegre olarak da artacak enflasyon. Dolayısıyla da dolar TL'nin aşağıda kalma ihtimali yıl sonu itibariyle düşük. Yani buraları savunuyorlar. Evet 14, 13, 50, 14 bandı savunuluyor. Ben ellerinde bir kaynak var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Göreceğiz. Belki şeyi de düşünüyorum ben artık. 18 lirayken 22 liraya gösterip aşağı gelmişti dolar biliyorsunuz. Cambaza bak gibi bir hikaye söz konusuydu. Şimdi de hükümete yakın ekonomistler, haberciler 8 lira 9 liraya gösteriyorlar ve insanlarda bir panik havası yaratarak buralardan bir bozum sağlanması hedefleniyor gibi geliyor bana. Belki bunu teşvik etmek için bir miktar belli bir dönemde satış yapılarak 12-12.50 bandı belki kısa süreli daha altına da alabilirler ama mevcut makro verilere baktığımızda Türkiye'de enflasyon artarak devam edeceğinden ve döviz ihtiyacınız çok net ortada. 170 milyar dolar kısa vadeli sizin döviz ödemeniz var. Kamunun %50 borçlanması, %50'sinden fazlası döviz cinsinden. Bankaların sendikasyonları dolar euro cinsinden. Reel sektörün borçlanmasını biliyoruz. Sizin dövize ihtiyacınız var, elinizde döviz yok. Dolayısıyla da bir takım swap anlaşmalarıyla günü kurtararak, bir takım haberlerle, işbirlikleri haberleriyle kuru baskılamaya çalışıyorsunuz ama bu kaleyi ne kadar savunabileceksiniz? Bence çok mümkün görünmüyor. Bu önemli. Turizme bel bağlanmış durumda. Turizm gelirleri önemli yaz ayları itibariyle ama burada şimdi şöyle bir sıkıntı var. Rusya-Ukrayna meselesi söz konusu. Burada Rusya'nın yanında yer alırsanız Amerika tarafından, Avrupa tarafından NATO üyesisiniz, sıkıntı yaşarsınız. O tarafta yer alırsanız Rusya tarafından sıkıntı yaşarsınız ki Rusya'yla sıkıntı yaşamayı hiç istemezsiniz. Çünkü uçak krizini hatırlayın. Adamlar hem bizden ihracatı kesmişlerdi. Salça, domates vesaire gibi ürünlerdi biliyorsunuz. Hem oradan sıkıntı yaşamıştık. Hem de açılamayan, sezonda kapanan, iflas eden oteller olmuştu. Yani biz Rus turistlere bağımlı bir turizm sektörüne bağlıyız. Sektörüne sahibiz daha doğrusu. Burası da sıkıntılı. Yani beklendiği gibi bir turizm geliri gelmeyebilir yazın. Oluşmayabilir. Orası da çok şüpheli bana kalırsa. Dolayısıyla dolar TL'deki hareket yani kısa vadede tutulabilse dahi yıl sonuna kadar bir yukarı yönlü hareket beklerim. Türkiye'nin şöyle bir hikayesi var ama erken seçim olmasa dahi 2023'te bir seçim var kesin. Doğru mu? Doğru. Burada özellikle borsa tarafında bakın ben hep hani şey diyorum ya riskler var kısa vadede
işte robotlarla manipüle ediliyor, yabancı çıktı, sığ piyasa var. Ama özellikle 2022'nin son çeyreğinden itibaren bir seçim atmosferiyle birlikte, oraya girişle birlikte bir pozisyon alma gerçekleşirse, yabancı girişleri yavaş yavaş kademeli oluşursa, bu tarafta borsa tarafı için çok pozitif bir hikaye, 2023 çok farklı bir hikaye görebiliriz. Dolar TL'de de gevşeme görebiliriz ondan sonra. Yıl içerisinde gördüğü şeylerden, zirvelerden sonra. 2023 farklı bir hikaye olur Türk borsası için. Ben böyle düşünüyorum. Peki söz yeri gelmişken Mehmet kardeşimiz demiş ki yıl sonu enflasyon tahmini ne olur? Yani Sayın Bakan bir %30'dan bahsediyor ama buna inandırıcı değil tabii. Ya şöyle yani, bir şey var. Hangi şimdi, akıl yıl sonu 30 %30 der onu da şaşkınlıkla. Ya şunu net bir şekilde ifade edelim. Bakın enflasyon dediğimiz fiyatlardaki artış hızı. Yani enflasyonun düşüyor olması da bizim bu gördüğümüz fiyatları aşağı çekmeyecek. Onların artış hızı düşecek. Bunu bir kere bir bilelim. Yani evet. Fiyatlar geldiği seviyeden aşağı çok Türkiye'de gitmez. Böyle bir fiyatlama durumu bozuldu. Psikolojisi de bozuldu. Ve insanlar enflasyon artacak diye fiyat arttırmaya da devam ediyorlar. Görüyoruz ki şu anda Türkiye bir hiper enflasyon yaşıyor. Bunun böyle çok kolay düşmesi beklenemez. Ama tabii ki belli bir zirve gördükten patika aşağı dönecektir. Ama bunu şu andan öngörmek, bir fazlalık yapmak kolay değil. Bunu yaşayıp göreceğiz. Yani sizin de hocam yıl sonu enflasyon tahmininiz? Şöyle söyleyeyim Sami Bey, çok güvendiğim bir kurumun yaptığı araştırma var son bir haftalık süreçte. Şimdi burada 25 kurum katılmış. En düşük %22, en yüksek %37 yıl sonu tahmini. Ortalama medyan %32.8. Bu noktada zaten benim beklentimle oldukça uyumlu. Ben %35'in altında bir oranla kapatacağımızı düşünmüyorum yılı. Onu söyleyebilirim. Ben de. %35'in altında bir oran olmayacak. Tabii işte %23.2 ile kıyaslarsanız Merkez Bankası'nın sonuyla arada oldukça ciddi bir fark var. Tabii burada şu çok etkili olacak. Yani şimdi Fed'in ne kadar agresif olup olmayacağı, piyasaları ne kadar sıkılaştıracağı, bunlar da etkili olacak. Çok fazla değişken var ortada. Yani sadece evet aynen öyle. Ama en iyi ihtimalle hani her şeyin beklendiği ölçüde gittiğini kabul edersek %35'in altında olmayan bir oranla yılı kapatacağız diye düşünüyorum ben Sami Bey. Peki bu mesela Fed'in işte bugün tarım dışı istihdam verileri açıklanacak yine. Fed'in politikaları nasıl yansıyacak şimdi hocam? Ne dersiniz? İki hafta yoksunuz şimdi çünkü. Şimdi şöyle tabii. Orada çok geçmiş anlatayım. Olsun mesajları geldi size. Onu da iletişim üzerinde kalmasın. Gördüm. Evet izledim programlarınızı sonradan Sami Bey. Bütün izleyenlerimize size çok teşekkür ediyorum. Çok iyi geldi. Moral oldu bana. Çok çok sağ olun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Fed konusunda da kafalar çok karışık. Karışık değildi de bu hafta bayağı bir karışık olmaya başladı. Emre ile aynı noktaya gelmeye başladım. Fed'in biraz manipüle etmeye başladığını düşünüyorum. Bu hafta itibariyle şöyle söyleyeyim. Yani şahin bir Fed bekleniyordu. Politika metni çok şahin değil, sürpriz değil. Powell piyasaları bozdu. Neden piyasaları bozdu? Çünkü enflasyon çok kötü dedi. 2015'e göre oldukça iyi durumdayız ekonomide. İstihdam piyasası da çok güçlü. Agresif bir şekilde faiz artırabiliriz finansal koşullara göre dedi. Şimdi Powell'dan önce piyasa 4 faiz artırımını tam fiyatlamamıştı. 3'ü tam fiyatlamıştı ama 4'ü fiyatlıyor gibiydi. Kısmen fiyatlanmıştı. 25 bazar puanlık bir faiz indirimini bekliyordu. Bilanço küçültümünü daha az Fed'in öne çekeceğini düşünüyordu. Bu bir sürpriz oldu bence. Fed şu an konuşmadık. İki toplantı sonra konuşacağız. Önce bir faiz artımına başlayalım sonra bakacağız dedi. Şimdi sonra şöyle şeyler oldu Sami Bey. Powell'ın konuşmasından sonra piyasa 4 faiz artırımı her bir hatta 5 diyelim 5 faiz artırımı her bir faiz artırımı için 25 bas puan olacağı yönünde fiyatlamasını yaptı. Şimdi bu noktada sürpriz şöyle olacaktı. İşte 5 değil de 6, 7 olursa ya da 25 değil de 50 bas puan olursa. Tabii gözler Mart'a çevrildi. Çünkü Powell şunu söyledi. Mart'ta ilk faiz artırımı gelecek. Şimdi piyasa şunu merak ediyor. 50 mi gelecek, 25 mi gelecek? Powell'a sordular. Yani bunu tahmin etmek güç. Net bir şey söyleyemem. Ne artırım konusunda ne de faiz artırım sayısı konusunda dedi. Şimdi ilk olarak piyasaya pazartesi Bostik çıktı. Fed bir ölçüm yaptı. Şimdi Powell'ın konuşmasından sonra küresel piyasalara sert satış geldi. Zaten vardı sene başı itibariyle. İşte Ukrayna-Rusya krizi var. İşte Fed'in getirdiği bu şahin Fed korkusu vardı. Sonrasında Powell'la birlikte piyasalarda oldukça sert satışlar görülünce Bostik çıktı pazartesi piyasaya ve Bostik bir test yaptı. Dedi ki 50 bas puanla biz başlayabiliriz. Çünkü enflasyon kötü dedi. Sonrasında yeniden piyasalara sert satış gelince yani analizler bunu söylüyor. Ben de buna katılıyorum. Dali ve George çıktı sahneye salı günü. Diler ki yok yani bu kadar yıkıcı bir faiz artırımına gerek yok.
25 bas puan bizim için yeterli. Fed de kademeli gidecek dendi. Yine dün bir başka Bullard, Bullard da önemli ve etkili bir Fed üyesidir. Ondan da yine oldukça güvercin mesajlar gördük. Ve bu mesajlarla birlikte biz bu hafta hani Fed'in haritasıyla ilgili hem ne diyelim durumun piyasalar tarafından sindirilmeye başlandığını hem de şu an için Fed daha ölçülü gidecek, piyasaları çok da yıkmayacak şeklinde fiyatlama olduğunu söyleyebiliriz. Ama şunu çok net söyleyeyim. 4 faiz artırımı kesin, 25 bas puan artırım kesin. Bundan peki hocam bu dolara nasıl yansıyacak sizce Mart ayında diye sormuş arkadaşlar. Sami Bey, ilginç bir fiyatlama vardı. Şimdi çarşamba günkü karardan sonra 97,5'u gördü dolar endeksi. Son 18 ayın en yüksek yükselişi. Şimdi dolar TL'de biz çok kuvvetli bir çıkış ivmesi görmedik. En fazla 13,63'ü gördük. Şimdi bana böyle sorular geldi sosyal medyadan. Ya hocam dolar endeksi 96'dan 97,5'a çıktı. Dolar TL'de bir kıpırdama yok, neden? Yani neden biz son 1-1,5 aylık sürede dolar TL'de ki şahin bir Fed'e rağmen çok ciddi bir ivme görmedik? Şimdi bunun çeşitli sebepleri var Sami Bey. İlk sebebi şu. Şimdi kur korumalı TL mevduat. Dediğim gibi hani enflasyona karşı açık bir yönü var mı? Var. Eleştirilecek tarafları var mı? Var. Ama şurası çok net. Kısa vadede dolar TL'de bir sakinlik sağladı. Bir kere her şeyden öte bu bir başarı. Şöyle söyleyeyim. Şimdi dolar TL'de son rakam 225 Türk lirası. Milyar Türk lirası civarında. Bu şu demek. Yani bu paranın eğer kur korumalı TL mevduat olmasaydı %80'e yakınlık bir kısmı döviz talebi olarak gerçekleşecekti. Dolayısıyla bu da aşağı yukarı 15 milyar dolara tekabül ediyor. Dolayısıyla siz öyle veya böyle bu yeni kur, yeni bir finansal ürünle 15 milyar dolarlık bir döviz talebini engellemiş oldunuz. Dolayısıyla bu belirli düzeyde bir sakinlik yaratıyor. İktisadi nedenlerine bak. İkinci neden şu. Şimdi kur dolar TL'deki ne diyelim etkilenme mekanizması dış dinamiklere karşı biraz daha korelasyonu azaldı. Yani dolar endeksiyle olan korelasyonu eskiye göre yani bu kur korumalı mevduat olmadığı döneme göre biraz azaldı. Bunun da belirli düzeyde etkisi var. Şimdi bir diğer etkisi şu, yani spekülasyonlar var. Yani kamunun dolaylı bir şekilde piyasaya müdahale ettiği yönünde haberler de var. Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla kimilerine göre aslında kur korumalı TL mevduat hani bu kadar çok başarılı değil. Hani onun döviz talebini engellemiş olması değil. Kamunun piyasaya müdahale ediyor olması dolaylı bir şekilde. Yani döviz satıyor olması diyenler de var. Bunu bilemiyoruz tabii. Net bir şey yok elimizde. Böyle bir hakim görüş de var. Hani onu da paylaşmak isterim. Ama ben hep şunu savunuyorum. Yani böyle bir durum olsa bile yani kamu dolaylı bir şekilde müdahale ediyor olsa da ben yine de bu enstrümanın dolar TL'de sakinlik, belirli bir dengelenme sağlamasında ben başarılı olduğunu düşünüyorum Sami Bey. Şimdi dolayısıyla Fed'le ilgili olarak kafalar karışık. Fiyatlamalar anlık olarak değişiyor. Ama son geldiğimiz noktada Fed'in çok agresif faiz artırmayacağı, daha kademeli gideceği yönünde. Neden? Şimdi biraz önce bir soru sordunuz. Şimdi dün Amerika'nın ADP özel sektör istihdam verisi geldi. Artış beklenirken Sami Bey 180 bin dolayında bir azalış geldi. Şimdi bu tarım dışı istihdam verisinin öncü göstergesi. Şimdi tarım dışı istihdam geçen ay 199 bin artmış. Bu ay beklenti zaten 155 bin. Şimdi dün tahminlere baktım. Amerikalı kurumların tahminleri 150 bin artış gelecekle 200 bin azalış gelecek arasında ciddi bir volatilite gösteriyor. Yani şunu söyleyeyim bir kere. Kimilerine göre ADP özel sektör istihdam verisiyle tarım dışı istihdam verisi arasında bir korelasyon var. Kimilerine göre yok. Ben de olmadığı yönünde olanlarla aynı görüşü savunuyorum. Çünkü biz bunu test ediyoruz. Yani özel sektör verisi çok iyi gelip tarım dışı kötü gelebiliyor veya tam tersi olabiliyor. Ama şurası net. Tarım dışı istihdamın ben beklentilerin altında geleceğini düşünüyorum. Şimdi soru şu. Bu Fed'i yolundan döndürür mü? Yani yolundan döndürmekten kastım nedir? İşte diyelim ki 50 artıracaksa 25'e mi çeker? Ya da 25 bas puan artıracaksa Mart'ta artırmaktan vazgeçer mi? Bence vazgeçmez. Ben şu konuda Fed'in bilerek piyasayı yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Emre ile bu noktada hemfikirim. Daha bundan 1-1,5 ay öncesine kadar istihdam, tam istihdam hedeflerine ulaşamamışlardı. Orada ciddi bir sıkıntı vardı. Fakat bir ay sonra istihdam piyasası çok güçlü, ekonomiyle ilgili patikamız çok iyi gidiyor diyen ama PMI verilerine baktığımızda durumun hiç de öyle olmadığını görüyoruz. IMF geçen hafta rapor açıkladı. Yılın ikinci yarısında hem Çin'de kaldı ki Çin'in PMI verisi bu ay imalat PMI beklentinin çok altında geldi. Yani 50'nin altında geldi. Daralmaya işaret ediyor. Zaten Çin Merkez Bankası'nın geçen ay yaptığı parasal genişlemeler de bunun bir göstergesi. Veriler ortada. Dolayısıyla ekonomi evet 2015'e göre daha güçlü olabilir. Fakat bu 2022'de çok iyi gideceği anlamına gelmiyor. Hele ki ikinci yarıdan itibaren. Bir, iki, istihdam göstergeleri bence Fed'in çok iyi gitmiyor. Bu noktada
hani piyasayı bence yanlış yönlendiriyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Bunu şundan yapıyorlar. Emre ile aynı noktaya geldik. Şimdi şöyle eleştirilecek. Bir kere FED şunu yapmaya çalışıyor Sami Bey. Politika hatası yaptı mı? Evet yaptı. Yani gereğinden fazla geçici dedi ve bu anlamda bir politika hatası yaptı ve kredibilitesi ciddi azaldı. Bunun dışında Biden yönetiminde çok ciddi eleştiriler var ve Biden geçen ay iki kere halka hesap vermek zorunda kaldı ve FED'i işaret etti. Şimdi bir kere her şeyden önce bu sözlü yönlendirmelerle piyasadaki bu kredibiliteyi sağlamaya çalışıyorlar. Bir, iki, istihdam konusunda bence onlar da bunun farkında ama şöyle eleştirilecek ve diyecekler ki ya işte ekonomik büyümeye zarar vermeyecek misiniz? Bu denli şahin gidiyorsunuz ama ekonomik büyüme ne olacak? İstihdam ne olacak? Hani sizin için çok önemliydi diyecekler. Bir nebze bunları şimdilik arka plana atmak için enflasyon beklentilerini de yönetmek için da olması gerekenden daha şahin gideceğiz diyorlar. Ama ben daha şahin gidemeyeceklerini, isteseler de gidemeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü zaten şimdiden omikron varyantı etkisini istihdam verileri üzerinde ve ekonomik büyüme verileri üzerinde görmeye başladık. Dolayısıyla bu noktada evet bence sıkılaşmaya gidecekler. Kaldı ki şu da çok önemli. Mesela Al Arian var. Önemli bir şeydir. Amerikan piyasasında analistlerden biridir. Ona göre Fed'in bu ay tahvil alımlarını sonlandırması ve hemen faiz artışına başlaması ve bilançoyu hemen küçültmesi gerekir. 9 trilyon dolara ulaşmış bir bilanço var. Yani bence şu çok ilginç. Ben Fed'den bilanço küçültümüne ilişkin çok ciddi bir harita bekliyordum. Fakat daha iki toplantı konuşacağız, ondan sonra yola devam edeceğiz diyor. Çünkü şurası çok net. Şimdi kimilerine göre ki ben de o görüşteyim. Yani asıl sıkılaşma bilanço küçültümüyle gelecektir. Faiz artırımının etkisi bu kadar olmayacaktır. Fakat komite yani karar metnine baktığımızda Fed bize şunu söylüyor. Benim için faiz artırımı bilanço küçültümünden çok daha önemli. Ama daha bundan 15 gün önce Senato önünde Powell bir konuşma yaptı. Dedi ki bilançoyu bir an önce küçültmemiz gerekir diyor. Yani kendi aralarında yaptıkları toplantılarda daha Fed tutanaklarına bakın. Aralık ayında şey dedi ki Powell biz konuşmadık dedi. Fakat Fed tutanakları yayınlandı. Bilanço küçültmüşlüklerini görüyoruz. Yani şimdi yine konuşmadık diyor. Ha şöyle bir görüş birliğimiz var diyor. Yani daha sonra geçelim ama kendi aralarında bunu konuşuyorlar aslında. Tutanaklarda veya Senato önünde yapılan toplantılarda biz bunu görüyoruz. Dolayısıyla yani Fed burada biraz şimdilik manevra yapıyor. Piyasadaki mesela şunu söylüyorlar. Ben bu noktada da katılmıyorum. Diyorlar ki işte ücretlerdeki artış henüz talep kaynağı yaratmadı. Hiç de öyle değil. Ücretlerdeki artışlar oldukça yüksek ve talep kanalını beslemeye başladığı ve ciddi anlamda besleyeceği yönünde göstergeler var. Bostik de bunu söylüyor zaten. Ben evet. Ücretlere bakacağım diyor. Yani şimdilik biraz daha ılımlı gitmeyi, belki de işte piyasaları çok bozmama adına böyle diyorlar ama yine yılın ikinci yarısından itibaren işte istihdam piyasasındaki toparlanma istediğimiz gibi değil, biraz daha agresif davranmayacağız, geri adım atacağız yönünde sözlü yönlendirme olabilir. Toparlayacak olursam eğer Sami Bey, yani Mart'ta faiz artırımı yönünde bir geri adım atmayacaklardı. Çünkü çok net bir sözlü yönlendirme yaptılar. Ben de bekliyorum fakat bu bunu. Olmayacak. 25 bas puan olacak bence bu. Evet, bu Mart'taki bu faiz artırımını bence mesela Türkiye'de piyasalar satın aldı bunu. Bence dolar bu anlamda bu seviyelerde kalarak bunu bence satın aldı. Mart'taki evet. Fed'in faiz artışından ben doların yükseleceğini düşünmüyorum. Bu arada hükümetin elinde başka argümanların olduğunu biliyorum ama şu anda bunu söyleyemem. Benim söylemem zaten doğru olmaz. Benim de duyumlarım var bu konuda. Seçime kadar doları bu şekilde baskılamaya devam edecekler. Hatta sevgili Emre'nin duyduğunu ben de duydum. Hatta bir ara böyle biraz daha aşağı indirip milleti panik yapıp elindeki doları bozup TL'ye geçmesi yönünde, dolar korumalı hesaba geçmesi yönünde de bir olay yaşayabiliriz. Bunu da şimdiden söyleyebiliriz. Ama seçim kararı muhtemelen 2023 yılından yani zamanından önce bir seçim olacak. Çünkü zamanında olduğunda hukuki olarak Cumhurbaşkanı seçime girmesi mümkün değil. Bu benim görüşüm, değil, hukukçuların görüşü. O yüzden 2023'ün başında ya da işte bana göre Kasım'da şu anda seçim bekliyoruz. Seçim olduğunda zaten dolar fiyatları biraz daha gevşeyecektir seçim kararı alınmasıyla beraber. Ama yıl sonuna doğru, seçimin arkasından yıl sonuna doğru muhtemelen bir 18'leri, 19'ları, 20'leri görebiliriz. Tabii olağanüstü şeyler olmaz ise, bunu da altını çizerek burada söyleyelim. Hocamın FED'le ilgili görüşleri sana yaklaştı gördüğün gibi sevgili Emre. Şimdi, bu arada yıl sonu dolar tahmini de alalım, sormuş zaten arkadaşlarımız. Şöyle söyleyeyim size, Filiz Hoca'nın bana yaklaşacağını ben zaten biliyordum. zaten bak arada ben yokum şimdi, Filiz Hoca var, sana daha yakındır. İkincisi, şakası bir yana, Filiz Hoca'ya şurada katılıyorum tabii ki. Uluslararası dolar endeksiyle Türkiye'deki dolar TL'nin bir korelasyonu çok kalmadı.
Çünkü 18'e giderken bununla bir alakası yoktu. Ona düşerken de bir alakası yoktu. Bu böyle. Fed konusunu ve Fed'in bundan sonraki politikasını ben çok farklı değerlendireceğim şimdi. İnsanlar biraz dikkatli dinlesinler. Bu yorumu çok duymamışlardır muhtemelen başka insanlardan. Ve dünyadaki makro görünümle birleştirerek bunu ispatlamaya çalışacağım tezimi. Birincisi, Fed'in ben bilanço küçültebileceğini düşünmüyorum. Bu bir. İki, Fed faiz artışlarına başlasa da devam edemez, geri adım atacaktır. Bu da iki. Şimdi bunu şimdi ispatlayacağım, bu düşüncemi ispatlamaya çalışacağım. Şimdi ekonomide iki tane kavram duyarız biz hep, değil mi? Bir, ekonomide ısınma, ekonomi ısınıyor, ekonomi soğuyor. Ne yapılır? Şimdi ekonomi soğuduğunda destekler verilir, değil mi? Nedir bu? Ekonomik aktivitenin daralması, işte küçülmeler vesaire olduğunda parasal genişlemelerle, ki pandemide olduğu gibi yapıldı. Niye yapıldı? Pandemi oldu, iş yerleri kapandı, dünyadaki ekonomik aktivite düştü, insanlar işsiz kaldı, bir şekilde desteklemek gerekiyordu. Burada ekonominin ısınması için destek verildi. Peki ekonomi ısındığında ne yapılır? Tekrar çekilir. Yani bu şuna benzer. Ekonomi soğuduğunda biz havalar soğuduğunda ne yaparız? Kombileri yakarız, sobaları yakarız, değil mi? Isınmaya çalışırız. Bir destek atarız orada. Ekonomi ısındığında ne yaparız? Yani yaz geldi, temmuz geldi, klimalı ortama geçmeye çalışırız. Yani sıcaklığı azaltmaya çalışırız. Orada da paralar çekilir. Şimdi gelinen noktada bu olduğu söyleniyor ve parayı geri çekeceğiz diyorlar, değil mi? Bilançoyu küçülteceğiz. Peki ben de şimdi şunu soruyorum. Fed'in bilançosu pandemi öncesinde 3.4 trilyon dolar. Şimdi yaklaşık 9 trilyon dolar, değil mi? Peki dünyadaki ekonomik aktivite pandemi öncesi düzeye geldi mi? Evet ya da hayır diye sizden birer cevap alayım. Gelmedi. Hocam. Gelmedi. Bence de gelmedi. Gelmedi, doğru mu? Peki gelmedi ama bilanço 3 katına çıktı. Doğru mu? Bu kadar para basıldı ve bilanço 3 katına çıktı. Ama ekonomik aktiviteyi toparlayamadık, yerine getiremedik. Bir de siz bu bilançoyu küçülteceğim derseniz, parayı piyasadan çekerseniz, o zaman ne olacak bu ekonominin hali dünyada? Ne olur? Soruyorum. Cevap? Enflasyon yaratır. Enflasyon yaratır Emre. Cevap. Güzel. Peki şimdi o zaman bu Fed bu parayı çekebilir mi? Çekemez mi? Ama nasıl çekecek? Şu an çekiyorlar aslında çaktırmadan, örtülü olarak. Nasıl bizim hükümetimiz 14 politika faizi gösterip piyasada faizler krediler tarafında 40'ların üzerinde oluşuyorsa, mevduatlarda 20'lerin üzerine gidiyorsa, bunlar da ne yapıyorlar? Bakın bilançoyu küçültürüm ben. Bakın faizleri de artırırım. Artık sıkılaşma dönemine geldik. Ne oluyor? Bitcoin 70 bin dolardan 35 bin dolara düşüyor. Çektin mi parayı biraz? Çektin. Borsalar satış yemeye başlıyor. S&P 4800'den 4200'lere, 4300'lere düşüyor. Ne yapıyorlar bu şekilde? Bu parasal genişlemeyle oluşmuş balon bir şekilde küçültülerek piyasadan aslında küçük yatırımcının parasıyla çekiliyor para. Bu büyükler, büyük şirket sahipleri, sermaye sahipleri, Fed başkanları, gücü elinde bulunduranların hepsi zaten pozisyonlarını kapatmışlar. Onlar karlarını aldılar, ceplerine koydular. Şimdi parasal sıkılaşma ve bilanço küçültme hikayesiyle piyasaları bozarak ne yapıyorlar? Parayı çekiyorlar geriye. Çektikten sonra bu bir süre daha devam edecek bence. Bu arada Amerika'daki borsalardaki düşüş trendi daha yeni başladı. Dikkat etmek lazım. Aynı zamanda kriptolarda da dikkatli olmak lazım. Ve o kadar gözlerini karartmışlar ki eş zamanlı olarak ons altın ve ons gümüşle manipüle ederek küçük yatırımcının her yerden para kaybetmesine sebep oluyorlar. Yani böyle bir sermaye transferi var dünyada şu anda. İnanılmaz sermayenin el değiştirmesiyle alakalı bir manipülasyon süreci yaşıyoruz. Dünya tarihinde çok nadir görülen, Türkiye'de de çok nadir görülmüş bir şey yaşadık ya, iki aydır yaşıyoruz hala. Dünyada da bu var yani. Dolayısıyla bu manipülasyonlarla bir süre daha küçük yatırımcı hırpalanacak. Hırpalandıktan sonra geleceklerde diyecekler ki 1-2 ay geçecek, belki 3 ay geçecek. Bu piyasalarda çözülme olduktan sonra diyecekler ki ya kardeşim biz evet bilançoyu küçültecektik. Doğru. Enflasyon var, kabul. Faiz de artıracaktık. Ama dünya ekonomisinde sıkıntılar var. Bizim desteklememiz lazım reel sektörü. Bizim desteklememiz lazım bireyleri diyecekler. Parasal edecekler tam gaz. Devam ettikten sonra da
O zaman işte o dibe vurdukları kriptoları, borsaları tekrar alacaklar. Ama bu neye getirecek? Enflasyonist süreci dünyada daha da arttıracak. Ve bu sefer o baskıladıkları, manipüle ettikleri ons altın ve ons gümüş de çok pozitif etkilenecek. Ha, bu mazeret neyle olur? Yeni bir pandemiyle mi olur? Bir savaşla mı olur? Başka bir mazeret mi uydururlar? Biliyorsunuz benim bir lafım var. Piyasa mazeretini yaratır. Bunlar bir mazeret yaratırlar. Bugüne kadar Fed'in, Powell'ın, Yellen'ın yalan söylediğini hep söyledik. Bugün bu yalanlar ortaya bir çıkıyor zaten. Görülüyor. Ve bu tezimi şöyle de destekliyorum sizlere. Çin parasal genişlemeyi artırıyor dozunu. Bankalarını özellikle konut piyasasına, emlak sektörüne kredi vermeye zorluyor. Doğru mu? Doğru. Japonya zaten parasal teşvikler 2 ay önce açıklamış. Çok net devam ediyor orada. Biden'la Yellen'ın planını biliyoruz. Yoksa görev onayı alamayacak Biden. Amerikan halkında ciddi eleştiriler var zaten. O koltuğu koruyabilmesi için demokratların para basmaya devam etmeleri lazım. 2030'a kadar Amerika'yı yeniden inşa etme stratejileri var çünkü. Bu da bir gerçek. Şeyi hatırlayalım. ECB'nin, Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı Lagarde'ın açıklamalarını hatırlayalım. Bilanço küçülteceğiz, kabul. Varlık alımlarını azaltacağız. Ama faizi kesinlikle 2022'de artırmayacağız dedi. Bu bir. İkincisi şunu da söylemişti. Evet, varlık alımlarını sonlandıracağız ama bir ihtiyaç olduğu anda hemen tekrar destek vereceğiz. Bakın o kapıyı çok net açık bıraktı Lagarde. Bunları görüyoruz. Bunlara dayanarak tekrar söylüyorum, altını çizerek, Fed bilanço küçültemez. Yalandan bir hamleye başlar, sonra tekrar devam eder parasal genişlemeye. Faiz konusunda da belki 1-2 faiz artışı 25'er bazı puan yapabilir, sonra geri adım atarlar ve bu parasal genişleme devam eder. Ben böyle düşünüyorum. Bir şey söyleyebilir miyim Sami Bey bu konuyla ilgili? Sizde. Evet, siz deyin. Tamamlayın hocam, siz de buyurun. Sami Bey, şimdi 2021 Amerika'nın büyüme rakamına bakalım. Yani son 37 yılın en yüksek rakamı %5.5. Mesela son çeyrek, dördüncü çeyrekte beklenti %5.7 idi. Gelen rakam %6.9. Yani şimdi bu konuyla ilgili bir sıkıntımız yok. Özellikle 2021'in ilk yarısında ve sonrasında Amerika'nın büyüme rakamı çok iyi. İstihdam rakamı da çok iyi gidiyordu. Fakat son aylarda omikronla beraber bu etki istihdam üzerine azaldı. Şimdi şurası çok net. Zaten hocam, dünyanın genel makro görünümüyle alakalı aslında benim yaptığım yorum. Sadece Amerika özelinde değil. Yani ben kendi adıma hani biraz önce konuştum ya, şunu demek istemiyorum. Amerika'nın ekonomik büyümesi kötü demek istemiyorum. Fakat şöyle bir durum var. Powell bunu söyledi zaten. Dedi ki 2022'de bir miktar biz ekonomide bir zayıflama bekliyoruz dedi. Fakat onların beklentisinden çok daha fazla olacak bu büyüme. Onlar da bunu biliyorlar. Bilmedikleri için değil. Fakat çok fazla ne diyelim daha temkinli giderek bile ve isteye. Çünkü sonrasında işte Fed politika hatası yaptı deniliyor. Kredibilitesi gidiyor. Bunun için şimdilik biliyorlar. Ben şu noktada eleştiriyorum Fed'i. İstihdam ekonomik büyüme için evet bence de patikanın yönü çok değişmeyecek. Beklenti %3.5-4.5 arası. Bu biliniyor zaten. Bütün dünyada öyle. Parasal normalleşmeye geçilecek. Hem küresel hem büyük ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde bir düşme olacak. Bunu biliyoruz biz zaten. Fakat Fed'in mesela şu cümleyi çıkarmış politika metninden ilk defa. Diyor ki tam istihdam hedefi ve fiyat istikrarı için var gücümüzle çalışacağız. İlk defa bu cümlenin karar metninden çıktığını görüyoruz. Yani Fed zaten söylüyor, iş gücü piyasası çok sıkı gidiyor, iyi gidiyor. Bu noktada ben Fed'i eleştiriyorum. İstihdam piyasası iyi gitmiyor. Bu noktada yanlış bir sözlü yönlendirme bile isteye yaptıklarını düşünüyorum. Bilmeden yapılan bir hata olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Dolayısıyla da bu noktada ben şöyle düşünüyorum. Powell evet bir sunum yaptı. Fakat bu denli olumsuz bir ne diyelim piyasa bozulacağını düşünmüyorlardı. Şimdi bundan biraz geri adım atarak Fed üyelerini devreye soktular. Ama bu şu demek değil. Yani benim konuşmalarından şu anlaşılmasın. Fed evet ben Şahin gideceğim diyor. Fakat daha güvercin gidecek demek değil. Evet yine Şahin gidecek. Faiz artıracak. Fakat şöyle de bir gerçeklik var. Fed bunu da biliyor. Şimdi enflasyonun kaynağı da çok önemli Sami Bey. Bunu daha önce de söyledim. Amerika'da enflasyonun kaynağı talep değil, maliyet enflasyonu. Yani tedarik zincirindeki bozulmalardan kaynaklanıyor. Zaten Powell bunu söylüyor. Haliyle böyle bir durumda faiz artırımının enflasyon üzerine çok ciddi etkisi olmayacaktır. Yani ekonomik büyümeyi azaltmaktan başka bir işe yaramayacak. Tabii ki enflasyonu belirli düzeyde engelleyecek ama çok ciddi baskılama yaratmayacaktır. Zaten Powell da bunu söylüyor. Kesinlikle. Kaldı ki, ben de bunu evet, yani evet bu noktada ücretlere bakıyorlar. Evet bence
Fed'in söylediğinden daha ciddi anlamda bence ücretler baskılamaya başladı. Fakat onlar şu an baskılamadı, bakacağız diyorlar ki baskılayacak. Gelen öncü göstergelerden, kişisel harcamalar, kişisel gelirlerden, çekirdek PCE'den bunu biz anlıyoruz. Şöyle söyleyeyim, beklenti Nisan ayında Amerika'da enflasyonu zirve yapacağı yönünde. Dolayısıyla da bu noktada ben Fed'e bu noktada katılmıyorum. Daha önce de şöyle diyordum, yani evet enflasyon geçici diyorlar, bunu bilerek yapmıyorlar diyordum. Ama şu an şu konjonktürde istihdam iyi diyorlar ama bunu bilerek iyi dediklerini düşünüyorum. Onlar da aslında çok iyi gitmediğini biliyorlar, onu söyleyebilirim. Bu noktada dediğim gibi evet biz şahin bir Fed göreceğiz ama beklentinin çok daha altında, daha az altında. Ben bu noktada beklentimi söyleyeyim. Maksimum 4 faiz artırımı ve her bir faiz artırımında 25 bas puan olacağını düşünüyorum. Fakat bu bilanço küçültme meselesi önemli. Haziran'da mı başlayacak, Eylül'de mi başlayacak? Bu kısım önemli. Şimdi piyasada çok hakim bir beklenti var. Fed'in bir an önce başlaması gerektiği yönünde. Bu noktada Haziran'da başlayabilirler ama tavan ücret ne olacak? Yani tavan miktar ne olacak? 50 milyar dolar mı, 100 milyar dolar mı? Hatta 150 milyar dolarla başlaması gerektiğini savunanlar var. Ben bu noktada yine daha kademeli gideceğini, 50 milyar dolarla başlayacaklarını, tabii burada şu da çok önemli olacak. Hangi yöntemle başlayacaklar? Mortgage bazlı bence menkul kıymetleri bilançodan çıkaracaklar. Doğrudan satış yöntemi yapmayacaklar. Uzun vadeli Amerikan tahvilleri bilançoda kalmaya devam edecek. Dolayısıyla hani daha riskli varlıkları çıkararak yaptığınızda bu etki, yani sıkılaştırma etkisi biraz daha az olacaktır diye düşünüyorum. Peki son olarak ikinize de aynı soruyu sorayım. Konut fiyatları, otomobil fiyatları şu anda herkesin en çok merak ettiği olay. Şimdi bu zamlardan sonra benzine yapılan zam, işte maliyetlerin yükselmesi ve ben hani ikinci bir sanki böyle bir satış kampanyası olacakmış gibi de görünüyor. Çünkü şişti ikinci el fiyatları da. Burada bir ne bekliyorsunuz siz hocam? Ya şöyle söyleyeyim Sami Bey. Şimdi Türkiye'deki yatırımcının önündeki alternatiflere bakarak bence bu soruya cevap vermek lazım. Şimdi döviz ciddi bir yatırım aracı olarak görülüyordu. Çünkü ciddi bir getirisi vardı. Özellikle hani finansal okuryazarlık çok gerektirmeyen de bir yatırım aracı olması nedeniyle. Şunu da söyleyeyim. Aslında çok güzel bir tespit okudum geçen gün. Türkiye'de dövize olan talebin sebebi döviz getirisi değil, enflasyondan korunmak. Çok doğru bir tespit bence. Hani Türkiye'deki varlık koruma aracı. Evet, varlık koruma aracı. Bu çok net. Dolayısıyla ben hep şunu söyledim de, hatta eleştiri de aldım bu noktada. Kur korumalı TL mevduat önündeki en önemli sıkıntının, açığın enflasyonun yükselecek olması demiştim. Neden? Şimdi bugün geldiğimiz noktada %48'leri gören bir enflasyon oranı var. Kur korumalı TL mevduatın size verdiği getiri %17. Döviz getirisi de kurdaki sabitlik nedeniyle neredeyse hiç yok diyebiliriz bu noktada. Dolayısıyla arada %30'luk bir reel getiri kaybı olacak Sami Bey. Şimdi bu durumda ne yaptı? Özellikle son 1-1,5 aylık sürede, özellikle bu noktada hani finansal okuryazarlığı biraz daha yüksek olan vatandaş şunu yaptı. Yani şimdi nereye gideceğim? Kur korumalı TL mevduat tamam bana döviz getirisini sağlayacak. Fakat dövizde çok ciddi bir yükselme olmadı. Oradan bir kazancım olmayacak. O zaman ne yapmam lazım? Yani TL'nin cazibesi düşük. Borsaya yönelme, işte taşınmaz gayrimenkullere yönelme, konuta yönelme gibi talepte ciddi bir artış gördük. Yani son 1-1,5 aylık sürede özellikle konut fiyatlarının çok yükselmesi, otomobil fiyatlarının çok yükselmesinin arkasındaki temel sebep TL'de reel negatif faizin çok yüksek olması. Dolayısıyla her ne kadar gerçek olması gereken değerlemelerin üzerinde de olsa vatandaş kendini korumak için bir şekilde elindeki imkanlarla bu ne diyelim elindeki tasarrufu buraya yönlendirmeye çalışıyor. İşte ben hep bunu söyledim. Yani kur korumalı TL mevduatın cazibesinin olmamasının temel sebeplerinden biri de buydu zaten. O nedenle ben yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum Sami Bey. Yani maalesef. Çünkü maalesef. Dediğim gibi yani mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi borsayla ilgili şeylere bakıyorum diye. Borsayla ilgili yani kısa ve orta vadede hani her ne kadar son 1-2 haftalık sürede bir şey olsa da hani satış dalgası olsa da 2022'de Türkiye'de borsaya çok ciddi bir talep olacağı yönünde bir öngörü var. Temel sebebi enflasyon çok yüksek olması sebebiyle, TL'nin getirisinin çok az olması sebebiyle vatandaşın borsaya yöneleceği şeklinde. Ben de böyle düşünüyorum. Bu noktada konuta, borsaya yönelik talebin 2021'e göre daha fazla olacağı, fiyatların biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Yani ne bu diyorsun, noktada şu var Sami Bey, yani şu çok tartışılıyor son günlerde. Şimdi kur korumalı TL mevduat işliyor olmasına rağmen enflasyon %55-60'ları gördüğünde, TL'nin cazibesi azaldığında acaba sistemden çıkış olur mu? Şimdi mesela ben de bu yatırımcılardan biriyim. 3 aylık vadeli olarak kur korumalı TL mevduata geçtim.
3 ay sonra paramı aldığımda getirinin enflasyonun çok altında olduğunu gördüğümde ben de borsaya yönelir miyim? Ben de konut almaya yönelir miyim? Ben de otomobil almaya yönelir miyim? Hatta dövize yönelir miyim? Yani bu noktada bir takım spekülasyonlar var. Eğer bu olursa şunu biliyoruz, bakın şu ayrı bir tartışma. Dövize yönelmesinin hiçbir anlamı yok burada. Çünkü zaten bu yeni sistem sana dövizin getirisini veriyor. Ama işte halkımızda öyle bir inanç var ki döviz artacak, sistem başarılı olmayacak şeklinde spekülasyonlar başladı. Bu dövize yönlendirir şeklinde bir takım şeyler var, görüşler var. Yani sistem çökebilir, başarısı azalabilir. Dolayısıyla kur yeniden 18-19'lara çıkabilir şeklinde spekülasyonlar başladı. Tabii ben böyle olmasını arzu etmiyorum. Yani bu lütfen yanlış anlaşılmasın. Bazı izleyenlerimiz beni yanlış anlıyorlar. Sanki bu finansal ürünü kötülemeye çalıştığımı hani iddia edenler oluyor. Böyle bir durum yok. Ben sadece var olan spekülasyonlardan bahsediyorum ve var olan durumdan bahsediyorum. Dediğim gibi ben de bu yatırımcılardan biriyim. Ben de bu sisteme geçenlerden biriyim. Dolayısıyla sadece sistemin önündeki enflasyon. Mesela biri bana şöyle yazmıştı, yorumculardan biri. Diyelim ki eski sistemde olsaydım, ben dövize yatırsaydım, aynı sistemin önünde enflasyon yine bir neydi diyor. Evet bu doğru. Fakat şöyle bir durum var. Şimdiki sistemde aldığın getiriyle bunu kıyaslıyorsun. Yani enflasyonla kıyas. O dönemde enflasyon %60'larda değildi. Böyle bir gerçeklik vardı. Dolayısıyla gönlümüz sistemin işlemesinden yana, onu söyleyeyim. Fakat evet. Eskisine oranla biraz daha bu noktada spekülasyon. Neden? Şundan dolayı Sami Bey. DTH'larda istenen bozulmayı göremedik biz. Tabii. Bence sistem bu nedenle sorgulanıyor. Yani şu an 5 milyar dolarlık bir çözülme var. Yani şöyle söyleyeyim. 224 milyar doların 72 milyar doları DTH'lardan geliyor. Şimdi şirketler tarafı merakla bekleniyor. Şirketlere 6 ay. Vade çok uzun şirketler tarafında. Bu noktada şirketlerin bir takım sıkıntıları var. Diyorlar ki hani biz parayı 6 ay buraya yatırırsak işte diyelim ki yatırımı nasıl yapacağız? Paraya ihtiyacımız olduğunda ne yapacağız? Hani o vade 3 ay olsaydı şirketler için sistem daha iyi çalışabilirdi. Hani bu noktada 10 milyar dolar... Şu anda toplam döviz tevdiat hesaplarındaki rakam nedir? Dolar hesaplarındaki toplam rakam. Şöyle söyleyeyim. Pazartesi günkü rakamı söyleyeyim Sami Bey. 224 milyar dolar. Bunun 72 milyar doları döviz tevdiatlardan gelmiş. 152 milyar doları da şeyden geliyor, TL mevduatlardan. Bu oranın %89'u şeyden, gerçek kişilerden, %11'i de şirketlerden gelmişti. Fakat biliyoruz ki biz 29 Ocak itibariyle şirketlere kurumsal vergi istisnası getirildi. Bu oldukça cezbetti şirketleri. Yani bu %11'lik oran bu hafta arttı. Neden arttı? Bir ara kur çünkü 13.30'lara geldi. O 13.30'lara gelmesinin arkasında şirketlerin buna rağbet göstermesi. Fakat eğer bu 6 aylık vade, minimum vade 3 ay olsaydı DTH'taki bozulmanın etkisini daha fazla görebilirdik. Teminat meselesi gündeme gelmişti. Yani bankalar dedi ki şirketlere hani gelin siz dövizinizi bozdurun, TL'ye geçin. Buradaki TL hesabınızdaki para teminat olsun, ben de size kredi açayım. Sanıyorum bununla ilgili tam emin değilim. Yani geri adım atıldı mı atılmadı mı. Ama bu döviz biraz... kredisi kullanamıyorlar orada bildiğim kadarıyla. Evet evet, orada da istenilen bir... yani orada da sıkıntı çıktı diye biliyorum. Dolayısıyla yani kurumlar vergisi istisnası önemli bir adımdı bence. Ama eğer 3 aylık vadeyle başlasaydı bence en azından ne diyelim tüzel kişiler tarafındaki bozulmanın çok daha güçlü olabileceğini bekleyebilirdik Sami Bey. Şimdi peki, son rakamı bilmiyorum. Yeni banka istatistiklerinden bunu göreceğiz Sami Bey. Tabii döviz tevdiat hesapları kesin çözüldü diyemiyoruz. Hakan kardeşim de sormuş. Bir kısmı yastık altına da gitmiş olabilir. Benim de bildiğim pek çok vatandaş parasının bir kısmını bankadan çekip yastık altına koydu yani. Bankadan parasını çekti. Bir de böyle bir azalma var. Yani sisteme dahil olmadığı maalesef sistemden çıkma söz konusu. Konut ve araç fiyatlarından başlayalım. Son söz olarak sana vereceğim. Şimdi, ve sen ne düşünüyorsun? Sami, temel problem aslında güven. Yani uygulanan sisteme ve politikalara güven duyulmadığı için istenilen sonuca ulaşılamıyor. Bu bir. İkincisi, tabii ki enflasyonist ortamda konut fiyatlarının ve araç fiyatlarının artması beklenebilir. Ama şöyle bir tehlike var. Netice itibariyle çok ciddi bir TL bazlı fiyat artışı da var bu tarafta. Bir süre daha artmasını beklerim. Ama buradaki artışı biliyorsunuz, dolardaki artış, spesifik artış nedeniyle yaşadık genel olarak buradaki artışları. Ben özellikle 2023'teki seçim süreci nedeniyle Türkiye'ye artık beklenti şu, anketler ve toplumdaki beklenti, yurt dışındaki beklenti, yeni bir seçimle yeni bir iktidarın geleceğine dönük bir beklenti var. Bu farklı bir hikaye yaratır.
Yani 2023'ü düşünerek insanların yatırım yapması gerekir. Bu fiyatları buralarda bulamayabiliriz. Daha aşağı seviyelere gelebilir. Yani 2022'de evet oynaklık olabilir ama bir konut yatırımı uzun vadeli bir yatırımdır. Dolayısıyla bugün 3'e aldığınızı yarın 2'ye satmak istemeyeceksinizdir. O yüzden temkinli, dikkatli, gerçekten hani prim yapmaya aday her dönem yerlere bakılabilir. Bu bir. İkincisi, evet enflasyon var, insanlar parayı değerlendirmek için konut ve araç alıyorlar fakat şu an gelen net cebinde nakit parası olan için bu geçerli olabilir. Ama bankalardaki kredi faizlerine baktığımızda adam 20 ile mevduatı toplayıp değil mi? Onu, tabii 36 ile 40 ile 50 ile satıyorsa şimdi buradaki faiz maliyeti zaten o yapıda konutu ve aracı alırken elde edeceğiniz enflasyondan ötürü kazancı veya paranızın enflasyona karşı korunması hikayesini ortadan kaldırır o faiz. Bunu da düşünmek lazım. Borsa tarafında da ben hep söylüyorum kısa vadeli riskler söz konusu. Ama 2023 Türk borsası için çok ciddi bir hikaye yaratabilir. Yani bu tabii öncesinde pozisyon alınacaktır. Ama bu pozisyon almalar gerçekleşirken oynaklıklar yüksek olabilir. Ben şöyle bakıyorum. Sert düşüşlerin, sert yükselişlerin olabileceği süreçler var. Oluşacaktır. Volatilite yüksek olacaktır. Ben çok sert düşüşlerin uzun vadeli yavaş yavaş kademeli toplama fırsatları olacağına inanıyorum. 2023'ü evet. Düşünerek ve sonrasını düşünerek. Yükselişlerin de satış fırsatı olacağını düşünüyorum. Ama evet. Hepsi kademeli. Kısa vadede tüm dünyada borsalarda ve kriptolarda risk olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki 2-3 ay için. Sonrasında pozitif bir hava oluşabilir. Ama bizim borsamız için özellikle 2023 farklı bir başarı hikayesi olur ve son çeyrekten itibaren özellikle ciddi yabancı girişleri bu seçim sattım haline girildiğinde görülebilir. Ama yabancı gelir gelmez de yukarı gidecek beklentisi oluşmasın. Kuvvetli şirketlerde en az 6 ay, en az 1 sene bekleyecek düzeyde kademeli alım yapılarak pozisyon alınmalıdır. Bizim borsamız evet dolar bazında çok ucuz ama kısa vadeli uçacak kaçacak diyenlerin karşısında olmamın sebebi budur. Riskler devam ediyor. Şu an sığ piyasa. CDS'in 500'ün üzerinde. Yabancı çıkışı devam ediyor. Robotlarla işlem yapılıyor. Ve bu nedenle kısa vadede sert hareketlerle yabancı yerli yatırımcı maalesef oyuna getiriliyor. 2 aydır bunu görüyoruz. Yoksa ben borsayı kötülemiyorum. Borsa en güzel yatırım aracı olacak 2023'te muhtemelen. Bence en güzel yatırım aracı olacak. Ama bunun bir zamanı var. Hareketlerden, sert hareketlerden olumsuz etkilenmemek adına nakit de biraz bulundurmak lazımdır o fırsatları yakalayabilmek için. Hep bunu söylerim ben biliyorsun. Evet. TL bulundur dediğimde bana kızıyorlardı. Ama düşüşlerde şimdi YouTube kanalında da çok duaya da teşekkür eden arkadaş var. Yani dedik seni dinledik hoca ve fırsat yakaladık aldık diyorlar. Bu böyledir yani portföy çeşitlendirmek sürekli bir yatırım aracında olmamak kıymetlidir. O yüzden konut ve araç için özetleyecek olursam enflasyonist ortamda evet yükselmesi beklenebilir fiyatların ama Türkiye bir seçim işte atmosferinde yabancı girişleri başlarsa Türkiye'ye 2023'e yakın dönemlerde ve sonrasında o dönemlerde yıkıcı düşüşler de olabilir yani. Ben çok bir şey söyleyebilir miyim borsa ile ilgili son bir şey? Şimdi bu hafta çok ilginç bir şey var borsada. Şimdi hem ülkemizde hem dışarıda bilanço haftası. Şimdi Türkiye'de de özellikle bankalar tarafına Akbank Garanti beklentinin üzerinde bilanço gelmiş olmasına rağmen mesela ilk 3 gün BIST bankalarda yükseliş var fakat dün Garanti Bankası'nın akşam bilançosu geldi fakat bugün BIST bankalarda bir düşme görüyoruz. Akbank'ın bilançosu çok iyi geldi hocam bu arada. Ona rağmen gidemiyor yani. Aynen öyle. Şimdi burada da tartışmalar var. Kimilerine göre bunlar fiyatlanmıştı. Yani şey üzerine bankalarda çok fiyatlanmamıştı ama yine de fiyatlanmayacak yani şu anda. Kimilerine göre de fiyatlanmamıştı ama BIST sınayi, BIST 100 özellikle yani borsayı aşağı çeken bir etkisi var. Neden? Dün dış ticaret rakamları geldi. Dış ticaret rakamları 10 milyar dolarlık neredeyse tarihi bir zirve var. Şimdi cari fazla verme hedefimiz var biliyorsunuz. İthalatta %50'lik, ihracatta da %17'lik artış var. Şimdi Aralık'ta biz bunu hissettik ama Ocak'ta bu çok daha net geldi. Şimdi haliyle bu hani cari fazla vermeyle ilgili bu sıkıntı, ekonomik büyüme beklentinin altında olacak sıkıntısı ve şirketlerin, ihracat şirketlerinin beklentileri daha gelirleri daha az olacak. Ne diyelim öngörüsüyle birlikte BIST 100'ün dün ve bugün satış yediğini görüyoruz. Orada evet. Böyle bir dengelenme var. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Hocam, piyasa mazeretini yaratır. Bir, ikinci kapatıyorum. Borsaya yeni giriş yok hocam. Kağıttan kağıda geçiş var.
O tabii yüzden stop yapıyorlar. Birileri düşerken birileri yükseliyor ve borsa gidemiyor bir yere. Gidemez. Evet, bu algoritma kağıt meselesi değişiyor. De çok tartışılıyor. Çünkü sığ bir piyasa var. Emre'nin dediği gibi yerli yatırımcı doğru. Volatiliteyi kaldıramayabiliyor. Bu sıkıntıları da biz geçen hafta da gördük zaten. Manipülasyona geliyor maalesef. Küçükler kaybediyor burada böyle ortamlarda. Yani hocam bir finansal olur. Bilgilenme yapalım isterseniz. Dış ticaret açığımız ben baktığımda 10.4 milyar dolar. 10.4 milyar dolar. Aynen öyle. Dış ticaret açığı nedir diye sorayım size. Şudur Sami Bey, şimdi öncelikle dış ticaret açığı, cari açık ve cari fazladan farklı bir kavram. Evet. Cari açık dış ticaret açığını çok karıştırıyorlar hocam. Evet. Tamam, şunu söyleyeyim. Şimdi her ülkenin bir ödemeler bilançosu var Sami Bey. Ödemeler bilançosu bir ülkenin bir yıl içerisinde diğer ülkelerle yaptığı alışverişleri. Bunun içinde mal ve hizmet ticareti var, işte sermaye akımları var, Merkez Bankası'nın resmi rezerv giriş çıkışları ve ölçülemeyen, yanlış ölçülen, net hata ve noksan dediğimiz dört kalem var. Bu dört kalemin toplamı bize cari açık veya cari fazlayı verir. Fakat sadece mal ve hizmet ithalat ve birinci kalem olan mal ve hizmet ithalat ve ihracatındaki fark da bize dış ticaret açığını veya dış ticaret fazlasını verir. Şurası çok net. Yani büyük bir bu cari açık veya fazlanın büyük bir kısmı dış ticaret açığı veya fazlalığından gelir. Yani paralel bir yön vardır. Fakat aynı şey değildir Sami Bey. Peki cari de ne durumdayız şu anda hocam? Şöyle söyleyeyim yani cari yani şöyle söyleyeyim yıllık olarak açıklanıyor ama yani geçen yıl oranından gideyim cari dış ticaret fazlasında %7,5'luk bir azalış var. Genel yıl itibariyle baktığımızda aslında rakam olarak iyi. Fakat şey olarak baktığımız zaman mesela Ocak ayı itibariyle baktığımızda söz konusu rakamın %10 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Yani oldukça ciddi bir artış var. Tabii cari için genel olarak bir yıllık bir rakam bakmak lazım. Evet, aynen öyle. Aylık bazda bir şey rakam görmedim ben henüz. Onlar böyle biraz da finansal okuryazarlığımızı artıralım dedik. Çünkü koca koca insanlar cari açıkla dış ticaret açığını aynı zannediyorlar. Bu inanın beni inanılmaz kahrediyor ki ben dedim ki Sami bunu sen söyleme. Hep hocalar sorar, bu defa hocalara biz soralım. Evet. Sen Doktor Filiz Er Yılmaz çok teşekkür ediyorum. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi ve ENA strateji kurucusu sevgili Emre Şirin'e de çok teşekkür ediyorum. Emre'nin YouTube kanalını da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Emre orada acayip tiyolar veriyor. Ben de faydalanıyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Beğenilerinizi lütfen üzere. Bizden esirgemeyin. Abone olmayan arkadaşlar da abone olursa seviniriz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.